Hadi çabuk ol. İki saattir çantasını yerleştiremedi. Tamam abla, geliyorum. Ay hadi, sonra servis kaçacak. Babamın iş yerine yürüyerek gideceğiz. Aa, Sadık amcalara mı gidiyorsunuz? Evet. Babamla alışverişe gideceğiz. Selam söyleyin. Tamam, söyleyeceğiz. Hadi gel. Bay bay. Ben niye burada duruyorum? Ben de gideyim. Oh be. Günler uzamaya başladı ya. Keyfim bir yerine geliyor ki sorma. Al benden de o kadar. Hele şöyle havalar biraz daha düzelsin Sadık. Şöyle balığa falan çıkalım. O zaman var ya, şu şirkette çalışmak bile o kadar keyifli gelecek ki bize. Değil mi keyfine? Ya baban duymasın ama ben de aynı şeyi düşünüyorum. Efendim? Al tabii canım, al. Allah Allah ya, ne komik kadın bu be. Ya ben böyle sekreter görmedim. Biz değiştirelim bunu, tamam mı? Bana ne diyor biliyor musun? Çocuklarınız geldi, içeri alayım mı almayayım mı diyor. Heh, aynı şeyi geçen gün bana Eda ile Toprak geldiğinde de yaptı. Ya üstelik de burada meşgul olmadığımızı bile bile. Merhaba. Merhaba. Biz geldik. Aman da hoş geldiniz. Ne kadar güzel olmuşsunuz böyle ha? Yedi cüceler gibi formalarla. Ya bir de bize sor. Alıp taşıyorsun oğlum be. Baba. Canım benim. Hemen çıkıyor muyuz? Hayır, hemen çıkmıyoruz. Hani yani buraya kadar gelmişsiniz. Diyorum ki şöyle size bir şey ısmarlasam mı? Yaşasın, neler yiyeceğiz? Benim gibi buçuk olsun. Tamam. Sadık. Efendim. Beni unutmuyorsun değil mi? İki. Bak geçen sefer seninkini yedim, yine yerim. Tamam, tamam. Cem, alo. Araba yeri. Ya döner istiyoruz biz, tamam mı? Üç tane bir, bir tane bir buçuk, bir tane de iki miydi? İki. Üç olsun. Tamam. Aşk olsun Perihan teyze, gece niye söylemediniz ki ekmek bir şey yapardım. Hayatım peki falan boş ver, yukarıda küçük bir işimiz var, ben sonra hemen gideceğim. Biz odadayız. Peki. Ben yine de bir çay koyayım. Çok heyecanlı. Bence de çok heyecanlı. Biz daha önce reenkarnasyon diye bir şeyi nasıl oldu da duymadık. O zaman oho bilseydik senin çocukların Sadık'ın, Dudu'nun geçmişte nasıl bir hayat yaşadıklarını öğrenirdik. Evet, hadi vakit kaybetmeden şu kitaba bakalım. Hadi. Gel bakalım, çok merak ediyorum. Mutlaka bunu öğrenmenin hipnozdan daha kolay sihirli bir yolu vardır. Evet, işte burada. İnsanı insandan uzaklaştıran, seven fanileri birbirinden ayıran özelliklerden biri. Evet Duda Hanım, demek ki ne yapıyorsun? Bu akşam damatları Betüşler'de topluyorsun. Ve bir vesileyle bir şekilde Pipo'nun dumanını damatlara üfleyip onları sihirliyorsun. Daha önce deneseydik. Demek ki kimin önceki hayatını görmek istiyorsak saçından bir tel koparıp sihirli sözcükleri söyleyeceğiz. Betüş, gittikçe daha da heyecanlanmaya başladım. Ay, ay, bak çocuklar gibiyiz. Aman boş ver. 40 yılın başında biz çocuk gibi olalım. Şimdi önce kimin geçmiş yaşamına baksak acaba? Dur bir düşüneyim. Bence sen. Bence sen. Ne o, korkuyor musun küçük hanım? Yo, hiç korkmuyorum da önceki hayatımda ne olduğumu bilmek bana biraz tuhaf geliyor. Sus, bana da tuhaf geliyor. Bakalım. Suzan'dan başlayalım. Yaşa, harika fikir. Zaten bizi bu konuda heveslendiren de Suzan. Hadi gidelim. Gidiyor musunuz Perihan teyze? İki lafa bir şeyler hazırlamıştım, yeseydiniz. Canım çok teşekkür ederiz ama gitmemiz gerek. Evet, Sadık'la çocuklardan ne kadar halletmemiz gereken küçük bir işimiz var Firuze'cim. Siz de mi gidiyorsunuz?
Aa, bozulma Firuze. Ben dönünce hazırladığımı yiyeceğim, merak etme. Peki nasıl isterseniz. Betül, Firuze acaba geçmişte bu kadar hamarat mıydı? Baksana kaşla göz arasında neler hazırlamış. Bilmem. Acaba Suzan'dan önce onun önceki hayatına mı baksak? Hadi. Elas Parizo. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.